Değerli dostlar, herkese merhaba. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Erdoğan, yurttaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için yeni bir finansal alternatif sunuyoruz diyerek TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın yurttaşlara ödeneceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL, dolar karşısında kaybı %56'dan %40 civarına geriledi. Ancak Türk lirasının ABD doları karşısında bu sonbaharda değerinin yarısından fazlasını yitirmesiyle birlikte enflasyon %30'lara çıkmış durumda. Erdoğan'ın kur korumalı TL vadeli mevduat sistemini Semih Sakallı'ya anlatan ekonomist Atilla Yeşilada da iktidarın ekonomide attığı son adımların erken seçim ihtimalini güçlendirdiğini belirtti. Erdoğan'ın açıkladığı modelin tutmayacağını belirten Yeşilada, bu model tutmaz. Neden yürümez? Herhangi bir kütüphaneye ya da dijital kütüphaneye gidip E harfinin altında ekonomi ders kitapları bulacaksınız. Bu ekonomi 101'den, yani cahiller için ekonomiye girişten, çok iyi ekonomi bilenler için ustalar tarafından yazılmış kitaplar var. Gözünüzü kapatıp kitaplardan birini seçeceksiniz. O kitapların ilk sayfasında yazar neden yürüyemeyeceği. Böyle bir şey olmaz. Şöyle bir örnek vereyim. Düşünelim ki 1 trilyon mevduat var. Bunun ortalama faizi 15. Türk lirası bir yılda %30 değer kaybetti. Durum böyle olursa siz bir yılda o parayı sigorta etmek için devletin kasasından 150 milyar lira ödeyeceksiniz. İkinci bir sebep olarak millet neden dolara kaçıyor? Çünkü enflasyondan çekiniyor dedi ekonomist Atilla Yeşilada. Yeşilada diyelim ki dolar yıl sonunda 10 TL'ye indi. Böylece %15 olan mevduat faizin altına indi ama TÜİK 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon oranı da %30 olacak. Peki ne olacak? Vatandaşın parası yine %15 değer kaybetmiş olacak. Merkez Bankası ihracatçılara vadeli kur verecekmiş. Adil değerinin altında kur verecek ve kurda bir şaşma olursa ya Merkez Bankası'nın rezervleri eriyecek ya da piyasaya daha çok TL verecek. Vatandaş da bununla yine dolar alacak. Böylece döviz yeniden yükselecek ifadelerini kullandı ekonomist Atilla Yeşilada. Bağımsız yayınlarımızı desteklemek için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.